İyi akşamlar sevgili Bitis TV izleyicilerimiz. Spor Meydanı programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Faruk hocamızla beraber Bitis'teki sporu değerlendirmeye çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bizlerle birliktesiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam dilerseniz ilk başta Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçta, dünden bugün ertelenen maçta Juventus'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve adını bir üst tura yazdırdı. Biz de buradan Bitis TV ailesi olarak Galatasaray'ı kutluyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Maçı seyrettiniz mi hocam? Maçı seyredemedim ama tabii ki Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Hem ülke adına, ülke puanı adına hem de maddi yönden Galatasaray bir sürü gelir elde etmiş oldu. Galatasaray'ı bu yönden tebrik ediyorum. Evet. Peki Galatasaray'a tekrar önümüzdeki süreçte, bundan sonraki Şampiyonlar Ligi sürecinde başarılar diliyoruz. Dilerseniz hocam hemen geçen hafta oynanması gereken bir maç vardı Bitlis'te. Bitlis Özgüzeldere Spor, Bitlis Spor maçı vardı. Yalnız hava şartları nedeniyle bu maç oynanamadı. Sahamızın kapalı olmasından ötürü. Tabii biz bu durumlara alışığız. Pek yabancı değil bu tablo bize. Siz de o statta görevlisiniz. Neler söylemek istersiniz? Bitlis Spor Güzeldere maçı ertelen. Valla tabii gönül isterdi ki bu maç oynansın, bitsin. Her iki takım da Güzeldere ve Bitlis Spor en azından önlerine bakarlardı. Kendi takımlarını yaparlardı. Kar yağdığı için maç tabii ki oynanmadı. Şimdi ileriki bir tarihte artık bizim buranın ASKF ve il temsilcisi karar verecek bu işe. Tabii ki gönül isterdi. Geçen bir 15 gün bir ara verildi. O ara içerisinde oynansın bu maç. Oynanmış olsa en azından hem Güzeldere hem Bitlis Spor kendi transfer yapacakları futbolcularla görüşüp kendi takımlarını kurarlardı. Bir hazırlık yapmış olurlardı. Şimdi bu da böyle şeyde kaldı. Evet hocam, çok önemli bir noktaya kaldı. Değindiniz. Bakalım nasıl olacak. Bu da ayrı bir sorun. Kar devam ediyor. İşte dün Şampiyonlar Ligi'nde maç vardı Galatasaray İstanbul stadında. Kar 3-5 santim yağmasına rağmen mesela maç oynanmadı. O sahayı temizleyemediler yani. Şimdi bizim sahada da bayağı bir kar var. Evet. Bir 10 santim falan, 15 santim kar var. Peki hocam, sahaya birazdan döneceğiz. Sağ nasıl temizlenecek ya da temizlenebilecek mi? Bununla ilgili görüşlerinizi alacağız. Dilerseniz bir şu ana kadar amatör ligde oluşan bir puan durumuna bir göz atalım. Oynanan maçlar sonucu çıkan puan durumuna bir göz atalım. Daha sonra devam edelim hocam. Evet, Özgüzeldere Spor lider durumda. Bitlis Spor'la aynı puana sahip. Bitlis Telekom var 3. sırada. Hizan Gençlik, Bitlis Gençlik, Mutki Spor, Mutki Yibo Spor ve Yeni Yıldırım Spor. Geçen hafta Bitlis Spor, Özgüzeldere Spor mücadelesi ertelendi ve Mutki Spor, Bitlis Telekom Spor mücadelesi de ertelendi. Hocam şu an 8 takım var ligde mücadele eden ama bunlardan 3 tanesi ligden ihraç edildi. Aslında bu da önemli bir durum. Üzerinde durmamız gereken bir durum. Şimdi bunu her sene yapıyorlar zaten. Şimdi ligden takım yenildiği zaman, iki defa yenildiği zaman bir sonraki maça diyor ki ya gelmeme gerek yok diye. İşte maçı çıkmıyorum diyor. Bu sefer iki defa maça çıkmadı zaman zaten ihraç ediliyor. O yüzden işte Güzeldere Bitlis maçı da zaten final niteliği taşıyor. Çünkü ikisinin oynayacağı maç sonucu belirleyecek. Lideri belirleyeceği için bu maçta oynanmadı. Gönül ister ki bütün takımlar gelip burada statla maçlarını oynasınlar. Ta son haftaya kadar maçlar oynansın, bitsin. Devam etsinler ki diğer sporcu kardeşlerimiz de o maçları oynasın yani. Çünkü zaten bizim sporcuların maç eksiği var. Evet. Bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Maç oynamayan sporcuların mesela zaten idman az yapıyorlar. İşlerinden dolayı çoğu işte çalıştıkları için maç oynamıyorlar. İki maç oynadıktan sonra da düşünün o sporcu bir dahaki sene ne maç oynayacak? Nasıl başarılı olacak bu sporcu? Şimdi bir de hocam şöyle bir durum var. Şimdi mesela her sene ligde 8 takım, 9 takım mücadele ediyor ama mesela baktığımız zaman bir iki takımın dışında diğer takımlar pek fazla yeni oyuncu, alttan oyuncu yetiştirmiyor. Ya mesela işte rahatlıkla buradan mesela isim vermeyeyim de bir takımda mesela 5 yıldır, 10 yıldır hep aynı oyuncular oynuyor. Görüyorsunuz. Şimdi hocam mesela bunlar hem Bitlis'teki futbola bir faydaları yok bunların. Hem 2 maç, 3 maç sonra ligden çekiliyor. Bir iki mağlubiyet aldıktan sonra ligden çekiliyor.
Şimdi hocam ben bence bunun pek doğru olduğuna inanmıyorum. En azından mesela gençlik spor örneği var ortada. Mesela alttan sporcular alıp bu yaşı büyük oyuncuların yerine alttan sporcular alıp en azından Bitlis'teki altyapıya bir nebze olsun katkı sağlayabilirler. Sıkıntı var orada. Şimdi takımlar sporcu bulamadığı için gidip işte daha önce oynayan sporculara sarılıyorlar. Aslında mecburen. Var hocam sporcu var. Sporcu ya yok sporcu diye bir var. Şey değil. Şimdi mesela biz kendi sporcularımızı yani alttan aldığımız için lisans yapmışız mesela onlara. Şimdi lisans yaptığımız için de diğer kulüpler bizden alamıyorlar parası olmayınca. Hocam siz nereden buluyorsunuz sporcuları? Ya şimdi biz sporcuları nereden buluyoruz? Biz tabii ki yaz spor okulları var. Bu yaz spor okulları hocam, adı altında gelip kayıt yapıyorlar. Aynısını onlar da diğer kulüplerimiz de yapabilir. Yapabilirler yani... ama fazla kimse bu işe el atmıyor. Yani fazla uğraşmıyor. Ben isterim ki işte bunu hep defalarca biz geldik burada programlarda konuştuk, anlattık. Yaklaşık iki senedir çıkıyoruz bu programda. Evet. Anlatıyoruz işte. Gönül ister ki daha önce futbol oynamış arkadaşlarımız gelsinler sahaya çalışsınlar, çalıştırsınlar. Yardımcı olalım herkese. Ama futbol Bitlis'te şimdi yetiştirsek ne olacak yani? Ben bak hep oraya geliyorum. Evet. Benim burada bir ana takım olmadığı zaman sporcuyu ben şimdi 92'li, 93'li, 94'li sporcum var. 95'li ve 96'lı. Oraya 97, 98'de gelmiyorum. 92, 93, 94, 95, 96. Bu kategorideki sporcuların benim hepsi mesela dağıldı. Benim burada bir ana takım olmadığım zaman nereye vereceğim yani? Bir tanesini göndermişiz şimdi Eray Baba isminde bir genç kardeşimiz var. 96 doğumlu. Malatya A2'dedir. Bu evet. Sene inşallah profesyonel olacak. Belki Malatya Spor 2. ligde oynayacak. A2'sindedir. Oysa benim burada kendi ana takımım olmuş olsa ne olacak? Adamlar gelip senin takımını izlediği zaman zaten alıp gidecek. Bir tane yerine 4-5 tane götürecek. Yani bütün sıkıntımız bu yani. Bizim burada ana takımımız olmaması. Yani sporcu bulabilirsin. Sporcuda sıkıntı yok. Şimdi 200 tane sporcu az değil ki ya. Sadece bizdeki sporcuyu söylüyorum. Ama şimdi Tatman'da var, Nurşin'de var, Mutki'de var. Hocam var da yalnız Bitlis'te her geçen gün futbol biraz daha geri gidiyor hocam. Her geçen yıl bir önceki yıl ara duruma geldik hocam. Yani asıl bunun nedeni ne hocam? Bu neden kaynaklanıyor? Ya bunun nedenlerini anlattık işte. Şimdi burada niye diyoruz? Sadece bir üst ligde bir takımımızın olmaması mı hocam? Tabii yani ki ondan değil. Kaynaklanacak. Şimdi birinci sebep odur. Eğer sahip çıkılmazsa buradaki takımlara sahip çıkılmadığı zaman hocam, sen bir ana takım kurmazsan kimse sana sahip çıkmazsa kişilere kaldığı zaman kişiler zaten yapamıyor, üstlenemiyor bu görevi. Çünkü amatörde para gidiyor. Ama sen 3. lige çıktığın zaman profesyonel bir takımın olduğu zaman bunu zaten federasyon senin giderlerini karşılıyor. Oradan iddiadan sana para gelecek. Sana Dijitürk'ten para gelecek. Bir sıkıntın olmaz ama amatörde biraz masrafın olacak. Eğer şampiyonluğa oynarsan ilk etapta. Ha yok ben şampiyonluğa oynamam dersen 2-3 sene beklersin. İşte biz özetle diyoruz ki işte bir belediyenin adı altında olsun. Veya il özel idaresinin adı altında olsun. Şimdi geçen gün ben şeye bakıyorum. Fikstürlere bakıyorum. Maça bakıyorum televizyondan fikstürlere. Hangi kulübe bakıyorsan belediye. Özel idare. Bölgesel amatör. Belediye. Tabii. Amatör evet. Özellikle bölgesel amatör. Mutlaka bir kurum var arkasında. Yani Türkiye'nin hemen hemen ilçeler dahil mutlaka bağlamışlar bir tarafa. O yüzden futbolda devam ediyor. İşliyor yani. Bizim burada biz tamam işte ben de şimdi 2000 belki Türkiye'de ilk defa biz çalıştırıyoruz 2005 doğumluları. Tamam da ben çalıştırdım, yetiştirdim. Bizler yetiştirdiğimiz zaman ne olacak? Nereye gideceğim? Nereye vereceğim? Yani ben kime vereceğim? Bir de hocam sizin yetiştirdiğiniz oyuncular mesela çok iyi bir oyuncu var. Diyelim ki yetiştirdiniz. Şu an mesela diğer bir kulübümüz mesela Bitlispor atıyorum Güzeldere. Ya verdi işte Bitlispor'a da iki tane verdik. Şeye Güzeldere'ye de iki tane. Almaya kalksa hocam yani. Transfer ücreti ödemek zorunda. Yaklaşık ya işte 1 lira civarında bir yani transfer şimdi, ücreti ödemek zorunda. Tabii 1000 lira parayı da ödeyemiyor. 1000 lira yakın bir masraf gidiyor. Şimdi onu da ödeyemediği için işte şimdi konuşmanızın başında dediniz ya. Ya bu işte diğer takımlar hep aynı oyuncuları alıyorlar. Yok yani. Hocam filiz lisans yapsın. Ya filiz lisans yapabilmesi için takip etmesi lazım. Hocam takip gelip etsin o zaman. Lazım. Ya hocam bu işi yapmayacak ya da takip edecek ya, hocam. Yapmayacak değil. Şimdi işte o öyle zaman, de olmuyor. O zaman ne diye yapıyor? Yani iki maç için bence biraz saçma geliyor bana. Ya işte bir yerde dostlar pazarda görsün misali oluyor. Yani ben belki yani kimse beni yanlış anlamasın. Belki bu kullandığım kelime biraz şey gelebilir ama o anlama geliyor yani. Şimdi sen bakıyorsun adam bir maç iki maç oynuyor. Ondan sonra çekildim ligden. Bitti benim işim diyor. Yenildikten sonra çıkmıyor. Yani şimdi oraya gelen takımlara bakıyorsun doğru düzgün idman yapmıyorlar yani. Evet. Peki hocam Bitlis'te en son seyirciler futbolu yanılmıyorsam yaklaşık bundan bir 3 yıl önce sizin Özgüzel Dere Spor'un teknik direktörlüğünü yaptığınız dönemde
buradaki 8 Ağustos stadyumunda izlemişti. Galiba ondan bu yana kadar, bu süreye kadar herhangi bir müsabakaya gidip yani ağız tatıyla bir futbol izleyemediler. Ta ki işte bu Bitspor, Özgüzellere Spor mücadelesini herkes bekliyordu. Sabırsızlıkla bu maçı bekliyordu. Çünkü ikisi de Bitlis'in en büyük, en önemli kulüplerinden ikisi. İyi ki bir konuya da değindiniz. Ben ona da gelecektim zaten siz değinince. Taraftarlar hocam herkes bu maçı bekliyordu. Esnaf'ın maçı bekliyordu. Şimdi ama onda da bir hayır vardı. İyi ki belki oynanmadı. Şimdi ben özellikle Güzeldere Kulüp Başkanı'ndan, Bitlis Kulüp Başkanı'ndan, yöneticilerinden, sporcu kardeşlerinden ricam. Bu maça çıktıkları zaman önemli olan Bitlis'in kazanmasıdır. Bitlis'in dostluğunun kazanmasıdır. Sporcu kardeşlerim ona saha içerisinde çok dikkat etmesi lazım. Başkanların, yöneticilerin çok dikkat etmesi lazım. Burada kavgayla, gürültüyle, patırtıyla o günkü maçı kim kazanırsa kazansın, dostluk kazansın. Kim kazanırsa kazansın, gitsin sporcularıyla konuşsunlar, tekrar iyi bir takım oluşsun. Bitlis Spor yener veya Güzellere yener, kim yenerse yensin. Gidip gene onların sporcularıyla anlaşılsın, iyi bir takım oluşsun. Maç bittikten sonra centilmence herkes gidip birbirini tebrik etsin, öpsün, konuşsun. Bizim bütün çabamız, gayretimiz budur. Yoksa biz burada kendimizi veya diğer adamı çıktı işte maçı oynadı, kavga çıktı, gürültü çıktı. Bu yapılacaksa hiç yapılmasın daha iyidir. Hiç oynanmasın daha iyidir yani. O gün orada sahada kavga çıkacaksa hiç oynanmasın daha iyidir. Çünkü bu memlekette sen sahadan şehre indiğin zaman yine herkes birbirini görecek. Çünkü gidecek başka yer yok yani. İki tane caddesi var. Herkes birbirle görüşüp konuşur ve akrabadır birbirine. Yani kavgayla, gürültüyle bu tür işler olmaz. Aslında hocam ben biraz da taraftar gözüyle bakmak istiyorum. İşte mesela taraftarlar hazırlanmıştı, pankartlar falan hazırlanmıştı. İnsanlar işte sabırsızlıkla bu maçı bekliyordu. Ama benim anlam veremediğim hocam, ASKF'nin bu maçı neden bu kadar, bu tarihe kadar beklettiği? Yani ligden ihraç olmuş 3 tane, 4 tane takım var. Şimdi sen kalkıp lige 15 gün ara veriyorsun. Hatta geçen hafta mesela oynatabilirdi kar yağışı yokken. Şimdi mesela her zaman söylediğimiz bir nokta var. Herhalde o fikstürde bir yanlış yapmışlar. Hocam bir, yani 10 gün bir boşta bırakmışlar. Bu gibi hata onların olamaz. Şeylerine gelmiş. Zaaflarına gelmiş. Orada bir es geçmişler bir 10 gün herhalde. Şimdi ben size hocam bir şey soracağım. Eğer siz bir futbol adamı olduğunuzu unutun. Tamamen sıradan bir vatandaş olarak. Siz olsanız güneşli bir günde çocuklarınızla beraber gidip maç izlemeyi mi tercih edersiniz? Yoksa bu şartlarda sahaya gidip maç izlemeyi mi tercih edersiniz? Şimdi herhalde bildiğim kadarıyla onu ASKF'e öne alalım dedi. Hocam ASKF başkanı burada yaşamıyor ki bunları bilsin. Onu aslında en büyük sorunumuz da bu. Öne alalım demiş. Diğer kulüpler herhalde 2-3 tane kulüp bilmiyorum tam olarak da kabul etmemişler. O yüzden o maçta oynanmadı. Yani biraz daha herkes kendi hesabını yaptığı için hani maç benim hangi tarihteyse o tarihte oynayayım diyor. Hani diyor ki belki işte Hizan'la oynayacağım. Ben Hizan maçına önce çıkarsam sakatlığım olur, şu olur veya beni yener adam. Ben final maçını oynamam lazım diyor. Mesela fikstüre bakmış, ona göre hareket etmiş ya. O yüzden o şeyi kabul etmedi 2-3 takım. Ben öyle biliyorum yani. Şimdi hocam öne almaya çalıştılar. Şöyle bir durum var. Az önce hocam mesela siz dile getirdiniz transfer. Şimdi diyelim ki işte Bitlisspor ya da Özgüzeldere Spor bu mücadele ertelendi. Muhtemelen kariyerden kalktığı zaman oynanacak. Bu da ya Mart'ın sonu olacak ya da Nisan'ın başları, Nisan'ın ortası falan olacaktır. Muhtemelen. Maçın yok zannetmiyorum zaman. Ya. Şimdi normalde Norşin'de de sahamız var. Tatvan'da da sahamız var. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bu maç bugün oynanmazsa yani bu ara transfer dönemine kadar oynanmazsa bu transfer döneminde mesela iki kulübümüzün de eli ayağı bağlanmış olacak. Şimdi mesela Bitspor bu maçı kazanmış olsa Bitspor ona göre transfer yapacak. Tabii o doğru. Ya da Güzeldere Spor buna göre transfer yapacak. Evet. Ama şimdi herhalde SM listesinde kimin ismi yazılıysa bunlar oynayacak. Öyle doğru. Bu maçlarda. Bu Bitspor Özgüzeldere Spor maçında. Doğru. Ama diyelim ki hocam şimdi Bitspor transfer yaptı dışarıdan. Bundan sonraki maçları düşünerek. Tatvan Spor ya da Tatvan Gençler Birliği maçını düşünerek. Tabii o grubun şampiyonu daha henüz belli değil. Her kimse o grubun şampiyonu. Onunla oynayacağı için dışarıdan diyelim ki 3 tane transfer yaptı. Geldi Güzeldere Spor'a karşı mağlup oldu. Ne olacak hocam? Bunun hesabını kim verecek hocam? Yani birileri değil mi hocam? Verir veya vermez ya. Şimdi ona bir şey diyemezsin. Yani bence şey yani. Bitlis'te futbol her geçen gün biraz daha geri gidiyor. Ve bu gerçekten bizi üzüyor hocam. Bir de seyircilerimize soralım. Eğer soru ve görüşleriniz varsa bize Facebook üzerinden iletebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken Bitlis TV Spor Meydanı adlı sayfamıza mesajlarınızı göndermek.
buradan değerlendirebiliriz hocamızla beraber. Peki hocam, son bir hafta aldığım çarşıda hocam, işte esnaflardan, insanlardan topladığım duyumlara göre insanlar hocam Bitlis'te futbolun geri gitmesinin en büyük nedenlerinden birinin ASKF'nin olduğunu belirtiyor. Sizin bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum hocam. Siz neler söylemek istersiniz? ASKF'nin bundaki rolü nedir? Neler yapılabilir? Yani ASKF'de fazla bir arkası olduğunu zannetmiyorum futbolun geriye gitmesi. Yani onu onunla bağdaştırmak çok zor. Hani konuşmamızın başında ne dedik? Biz dedik ki işte şimdi eğer sporla, eğer ildeki insanlar ilgilenmezse, tamam ASKF bize ne yapabilir? Yani ben size soruyorum yani. Ne yapması lazım ASKF'nin? Hocam mesela insanlar şundan çok rahatsız mesela. ASKF başkanının Bitlis'te yaşamıyor olması. Mesela ben 3 yıldır hemen hemen hiçbir mücadeleyi kaçırmadım. Ama ASKF başkanını Bitlis'te hiç görmedim. Bir maç hariç. 2 yıl önceki bir maç hariç. Hiçbir maçta ben Bitlis'te görmedim. Yani Bitlis'te bunu yapabilecek bir kişi yok mu hocam? Ya elbette vardır. Hocam. Kimse yani, gelip yani o şeye girmiyor demek ki. Girmek istemiyor. Niye hocam? Bilmiyorum ki. Vardır yani, mutlaka birileri yapar yani. Yapamaz diye kimse bir şey dememiş bugüne kadar. Ne zamandır şeyleri belki gelirler derler ki biz bırakıyoruz veya yapmıyoruz derler. Birileri de çıkar der ki biz yapacağız. Kimse alternatifsiz değil ki. Hiçbir koltuk boş kalmaz. Hiçbir zaman bugüne kadar kalmamış ki orada kalsın. Ne zaman derlerse biz işte yapmıyoruz. İşte benim işlerim var veya ben İstanbul'da veya Ankara'da oturuyorum. Gelmeyeceğim. Hocam onlar işimi yapmıyoruz diyene kadar. Şimdi bilmiyorum. O şey yani ASKF şeyini yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok yani. Karşı evet. Çıkılır, ne bileyim, oturulur, konuşulur, anlaşılır. Var, onun da prosedürü vardır mutlaka. Aslında ben çok merak ediyorum hocam. ASKF Bitlis'te futbol için neler yapıyor? Mesela hocam diğer illerde de böyle mi? Bu işler bu şekilde mi yürüyor? Şimdi yani mesela hocam farklı bir sponsor bulunabilir. Tamam, geçen sene mesela bir sponsorla anlaşılmıştı. Ama duyduğum kadarıyla, tabii kulüp başkanlarıyla konuştuktan sonra anladığım kadarıyla yapılan sponsorluk anlaşmasında istenilen parayı alamamışlar. Sponsordan istenilen para temin edilememiş. Mesela burada da bir eksiklik var. Ya işte tesis anlamında çok büyük sıkıntılarımız var. Şimdi bizim işte bu ilin en büyük sıkıntısı tesis sıkıntısı ve ana takımın olmamasıdır. Şimdi insanlar hep anlatıyor, diyor ya işte bizim altyapımız yok. Ya işte altyapı, bizim sporcumuz yok. Altyapı denilince akla ilk hemen gelen işte sporcumuz yok bizim. Geçenlerde işte biz sahada çalıştığımız dönem salonda da şey vardı, maçlar vardı. Oradaki sağ olsun gazeteci arkadaşlar geldiler. Evet. Ya dedim, bak dedim, size mesela gazeteciler olarak da insanlar genelde de diyorlar ki işte altyapı yok. Altyapı nasıl yok yani? Altyapı var dedim bak. Bak sporcularımız var. Her yaş kategorisinde bizim takımımız var. Ki takım çıkarabilecek kapasite güçlüdür gençlik spor. Altyapımız var. Bizim tesisimiz yok. Tesis sıkıntımız var. Bizim ana takımımız yok. Ana takım sıkıntımız var. Peki hocam, tabii hava şartlarından da bahsettik. Tabii geçen hafta hava güzeldi. Bu hafta kar yağdı. Aynı şekilde Bitlis'teki sahamızın olduğu gibi Tatvan Gençler Birliği'nin de geçen hafta oynaması gereken Diyarbakır Yolspor maçı da hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Tabii geçen yıl da bayağı bir sıkıntı yaşamıştık sahamızın kapalı olmasından dolayı. Daha doğrusu bundan önceki hemen hemen bütün sezonlarda, bütün yıllarda sıkıntı yaşıyoruz. Bunun bir çözümü yok mu hocam? Yani kar yağdığı zaman, kış olduğu zaman Bitlis'te futbol oynanmaz mı? Ya futbol oynanır da işte sahanın temizlenmesi lazım. Temizlenmekte de sıkıntı olduğu için, çünkü fazla kar yağıyor. Fazla kar. Dün mesela işte Şampiyonlar Ligi'nde maç var. Onu söyledim size İstanbul'da. Ya şu kadar bir kar yağmış 3-5 santim, onu temizleyemediler. Bugüne kaldı maçı. Evet. Benim bu memlekete ne kadar kar düştüğünü siz benden daha iyi biliyorsunuz. Nasıl temizleyeceksin yani? Hocam şimdi öyle de mesela başka yerlerde kar alıyor. Mesela bugün bir Van, Erzurum. Ama orada müsabakalara Bitlis kadar ara verilmiyor. Ya şimdi çoğu yerde yani belki bizimki kadar kar yağmıyordur. Yani çözümü mutlaka vardır elbette. Yani makineler alınır, makineler vardır ama yok yani hocam, yok bizim şu an makinamız yok yani. Yani o sahaya girecek kar makinesi yok yani. Ağır tonajlı makineler var. Onlar da sahaya zarar verdiği için onları da sokamıyoruz yani. Bütün sıkıntı orada yani. Peki herhangi bir talepte bulundunuz mu hocam makineyle ilgili?
yani bulunmuşlardır mutlaka. Yani benim bir fikrim yok, şeyim yok yani, haberim yok. Peki hocam, muhtemelen bu sahanın içinde 10 santime yakın bir kar olduğunu söylediniz. 15 santim falan olması lazım. Sahamız açılacak mı yoksa böyle? Sağ iki tane idman yapıldığı zaman sağ açılır yani, o sağ kalmaz. Ha, don tutarsa zordur ama don tutmazsa açılır yani, bir sıkıntı olmaz. Peki yani. Diyelim ki ASKF bununla ilgili kararı aldı. Bitspor Özgüzellere spor maçıyla ilgili kararını aldı. Diyelim ki dedi ki önümüzdeki hafta maçı oynatacağız. Ne olacak hocam? Ya şimdi kar yağıyor. Sahayı nasıl açacaksınız? Şimdi sahada mesela, kar yağıyor. Gece kar yağıyor. Nasıl açmayı düşünüyorsunuz? Şimdi gece kar yağdığı için sen gece gidip sahayı temizleyemezsin ki. Mesela geçen sene Tatvan Gençler Birliği hocam, içeride oynayacağı maç için taraftarlarla beraber, teknik kadrosuyla beraber, esnafla beraber birlik olup sahayı kendileri temizlemişti. Ya şimdi bugün sadece aynı uygulamayı gerçekleştireceklerdi. Biz hatırlarsanız Güzeldere'de hoca olmadı olduğumuz dönem sahayı biz de o şekilde temizledik. Ama nasıl temizlendi biliyor musunuz sahanı nasıl temizlendi? Bak ne kadar kar vardı yerde. Evet. Kimler temizledi sahayı? Seyirciler geldiler. Askeriyeden sağ olsun komutandan izin istedik. Askerlerini yolladı. Sporcular yardım etti. Yöneticiler bugün yardım etti. Başkan yardım etti. Yani herkes yardım etti. Evet. Ya bu tamam, el birliğiyle bir takım şeyler olur. Ama sen mesela o gün şartlarda biz şampiyon oynuyorduk. Şampiyon oynadığı için gidip söyleyebiliyorsun. Yani işte rica edebiliyorsun. Bazı iş yerlerine, bazı mercihlere gelip yardım edebiliyorlar. Ya bugün Tatman mesela şampiyon oynamamış olsa kim gider oradaki sahayı açar? Hangi seyirci gider sahayı açar? Şampiyon oynuyor. Ne oldu? İşte orada bir heves var, bir heyecan var. Hadi sahamızı açalım diyorlar. Sahamızı açalım. Ha, saha açılırsa açılmaz diye bir şey yok. Ama bizim mesela şu an oradaki mesela o makinelerimiz yok yani. Hafif tonajlı makineler var, kar makineleri. Onlar yok bizde yani şu an. Bütün sıkıntı ondan kaynaklanıyor. Yoksa ama insan gücü aşmaz öyle yani. Dün ne söyledim yani? 3-5 santim kar yağmış, açamadılar işte. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde bir de oynanıyor maç. Ya bırak yani birinci ligi şeyi, ikinci ligi, üçüncü ligi, amatör bal ligi. Şampiyonlar Ligi'nde maç bugün oynandı işte. Ama hocam bunun mutlaka bir çözümünün olması lazım. Yani ya kış memleketinde en büyük, en önemli çözüm, şartlar ne olursa olsun erken başlayacaksın. Takımlara haberleri vereceksin. Hangi takım katılacak, hangi takım katılmayacak. Yazacaksın, ligi başlatacaksın. Yoksa işte bir diğer takımı bekleyelim veya işte o takım gelsin, işte yazalım, çizelim. Ya diğeri gelmedi, bir daha haber verelim, gelsin. Yok abi. Hocam yine söz dönüp dolaşıp ASKF'ye geliyor. Ya şimdi yani bu kararı ben her zaman şuna, ben her zaman şundan yanayım. Yani birbirimize çamur atmayız. Suç hepimizdedir yani. Sadece ASKF'de değil. Suç en tepeden tut en aşağıya kadar hepimizde suç var. Suçluyuz yani bu anlamda. Zaten geriye gitmişiz. Şimdi biz burada ASKF'yi yerden yere vursak ne olacak? Hocam kimseyi biz, yerden yere vurmak. Ya bak ne söylüyorum. Yani şimdi ASKF'yi yerden yere vurduk. Yok. Bak yerden yere vurduk işte, diğerini yerden yere vurduk. Geçen gün geriye gidiyor. İşte biz birbirimize salladığımız müddetçe kalkamayız yerden. İşte kalkamamışız zaten. Ya bir takım oluşturamamışız yani. Sen takımını oluşturursan o saha da temizlenir. Ama hocam mesela şu an ben bakıyorum. İşte sizin jenerasyon döneminde mesela top oynamış abilerimiz var. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Herkes kendi kabuğuna çekilmiş durumda şu an. Ya kabuğuna çekilmiş diye bir şey hiçbir yok. Hiçbir kimse bir şey yapmıyor haberiniz hocam. Haberiniz belki vardır. Bir 3-4 ay evveli toplandık dedik ki işte bir takım oluşturalım. Bir iki takım şey yapmadı yani. Ya işte bizim nasıl olacak? Olmaz. Şöyle 2 gün, 3 gün müsaade olmadı yani. Birleşemedi. Hocam olabilirdi. Birleşme şimdi, olabilirdi. Hayır şimdi gene olabilir. Bak hocam, gene mesela olabilir. Olmaz diye bir şey yok. 4-5 yıl önce yine hocam bir birleşme olmuştu. 12 takım yanılmıyorsam bir spor çatısı altında birleşmişti. Yani yine olabilirdi. Bir iki takım dışarıda kalsan olur hocam. Ya bir iki takım dışarıda meselesi değil. Şimdi biz her zaman diyoruz ki bu işleri yapacak insanlar futbolun içinden gelmiş olması lazım. Ondan önce yapıldığı zaman futbolun içinden gelmeyen insanlar da vardı o işin içinde. İş bozulmuş. Olmamış. Herkes birbirine atıyor. Diyor ki o bozdu, bu bozdu, o getirdi, bu götürdü diyor. Evet. Biz mesela geçen sefer toplandığımızda Bitlis'te kimler futbol oynamışsa biz herkese haber verdik. Geldiler oraya oturduk, konuştuk. Sağ olsun, teşekkür ederim. Bizleri kırmayıp geldikleri için. Eski futbol oynayarak abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ederim. Geldiler o gün orada oturduk, konuştuk. Başkanlar geldi. O gün ölmüş olsaydı çok daha güzel olurdu. Bugün belki bunları konuşmazdık. Yani iyi bir noktaya gelebilirdi. Hayır,
Gelemez misin? Gene gel. Yani o yapmaya çalışacağız. Herkes el birliğiyle bir takım şeyler yapmamız lazım. Eğer bu memlekette yaşıyorsa, bu Bitlis'te yaşıyorsa yapmamız lazım. Peki hocam ne yapalım? Nasıl bir şey? Nasıl bir yol izleyelim? Mesela kulüplerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istiyorsunuz? Ya biz 2 senedir bunu anlatıyoruz. Şimdi hep aynı şeyleri anlattığımız için ben de sıkılıyorum. Şimdi mesela her iki takımda da işte çok yetenekli sporcular var. Gelecek vadeden genç kardeşlerimiz var her iki takımda da. Hem Bitlisspor'da gerek Özgüzeldere'spor'da. Şimdi diyelim ki devre arasında bunlara çok iyi bir teklif geldi. Ne olacak hocam? Yani şimdi bu sporcular gitsin mi? Gitmesin mi? Çünkü SM listesinde bir kere isimleri yazılmış. Bitlisspor mücadelesinde ya da Özgüzeldere'spor mücadelesinde oynamaları gerekiyor. Yani nasıl olacak? Yani kulüplerimizin işi de gerçekten çok zor. Zor, doğru söylüyorsun. O anlamda da öyle bir zorluk var. Şimdi yani takımların şunu yapması lazım bana göre. Bir defa hedef bırakmaları lazım. Biz hep diyoruz ki işte amatörde şampiyon olacağız, Bal Ligi'nde şampiyon olacağız. Üçüncü lige çıkıp rahat etmemiz lazım. Üçüncü ligde bir sene sonra şampiyon oynamamız lazım. Bunun için alt yapı diyoruz. Bunun için diyoruz ki tesisleşme diyoruz. Bunun için diyoruz işte alttaki sporcuya önem verelim, onları yetiştirelim. Başlarına birer hoca bırakalım. İyi bir ana takım oluşturalım. Alttakiler gelsin onları yetiştirdiği zaman zaten 3. ligde sen 24 yaş üstü oynatamıyorsun. 2 tane 3 tane oynatabiliyorsun. Orada da baraj var. Onun için biz 98'li, 97'li, 95'li, 96'lı çocuklara önem veriyoruz. 99'lu çocuklara önem veriyoruz. Ki bizim 2 sene sonra, 1 sene sonra dışarıdan gidip sporcu getirmeyelim. Sen bugün burada belki dışarıdan iyi bir takım yaparsın, bir sürü adam getirirsin ama yine sıkıntı yaşarsın. Çünkü vardı zaten bizim takımımız 3. ligde. Düştük. Bir tane sporcu kalmadı ortada. Hepsi yabancıydı, çekti gitti. Bugün kimse beni yanlış anlamadı. Tatman da yani aynı durumda. Tatman da sporcu. Hatta hocam geçen hafta işte Tatman Gençler Birliği... Tatman'ın mesela hemen hemen hepsi yabancı. Tamam biz yani hiçbir zaman yabancıdan karşı değiliz ki. Yabancı futbolcu elbette gelecek. Gelecek ki burada kalite artsın. Şimdi sen 11 tanesini, 12 tanesini, 13 tanesini yabancıdan oluşturursan nereye kadar vereceksin bunun parasını? Geçen haftaki hocam mesela programımızın konuğu Tatman Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Sayın Muhsin Obalı'ydı. Eğer izliyorsa da buradan kendilerine selamlarımızı iletelim. Geçen hafta aynen şu ifadeyi kullanmıştı. Bizim en büyük sıkıntımız Bitlisli sporcumuzun olmaması diyordu. Çünkü alttan gelen sporcunun olmamasının en büyük sıkıntılarının bu olduğunu belirtti. Aslında hocam çok doğru. Ya şimdi temennimiz ben isterim inşallah Tatman Spor çıkar, 3. lige çıkar. Giderler playoff'ta da şampiyon olurlar, çıkarlar. Gene işleri çok zor. Çünkü ama hocam şöyle gidip, bir gerçek de var. Hep gidip transfer yapmak zorundasın. Hocam Bitlis'te mesela o kapasitede oynayabilecek kaç tane sporcu var şu an? Bak işte ben onu niye söyledim? Şimdi biz niye diyoruz işte önem veriyoruz 96'ya, 97'ye, 98'in peşindeyiz, 99'un, 2004'lünün peşindeyiz. Yarın öbür gün benim işte Tatman Spor çıktığı zaman bana geldiğinde ya işte bize 19-18 yaşında sporcu varsa bir, biz 3. lige çıktık işte zaten 20-22 yaşındaki sporcular oynayacak. Biz verebilelim yani öyle. O anlamda bir sıkıntı yok, biz çalıştırıyoruz yani. Sadece güç, kuvvet eksiği var. Onu da 2 sene sonra zaten şey gelir, dengelenir yani. Verdiğin zaman adam alır, para da vermez. Oynadığı zaman parasını verir. Dışarıdan da getireceği maliyete karşılaşır. Çok düşük bir maliyette futbol oynar bizim buradaki kardeşlerimiz. Ama dışarıdan mutlaka gene söylüyorum yani olması lazım ki bizim buradaki şeye de futbola bir kalite gelsin. Getirdiğin zaman da senin sporcundan 4-5 gömlek üstün olması lazım. Dışarıdan gelen sporcu. Ben ama kendi sporcumun ayarında sporcu getirmişsin. Bir anlamı yok ki getirmenin. Adam demez mi ya sen ona para veriyorsun bana vermiyorsun der. Aynı izler. İşte ben de oynuyorum o da oynuyor diyecek. Evet. Onun için tabii ki yani başkan serzenişte bulunuyor da haklı olarak sporcumuz yok. Çünkü biliyor yarın bir gün cebine inecek. Yani sporcu olmaz zaman gidecek. İşte şimdi bugün Bal Ligi'ndeki transfer şeyleri 40, 50, 60, 80'e kadar sporcu alıyorlar. Üçüncü ligde 100, 120, 150 az para değil ki. Nereden verilecek bu paralar? Yani az bir meblağ değil yani. 100 milyar, 150 milyar büyük bir meblağ. Büyük bir para yani. 10 tane sporcuya verdiğiniz zaman 1,5 trilyon para yapar 150 milyardan. İşte Batman Petrol
6-7 tane adam almış, 150 milyardan almış. Bakıyorsun da sıralamaya, orta sırada yani. Diğer sporcular da 80'e 70'e anlaşmışlar, az bırakın mı yani? Hadi oranın yine genel müdürlüğü var, onlar yardım ediyorlar yani Batman'da. Mesela Tatman'da var hocam, orada. Tatman'da 30-35 bin lira alan sporcu var. İşte Tatman yani onu söyleyeyim. Şimdi başkan nereden cebinden ikide bir para verecek, hadi gel. Şimdi transfer yapacaklar. Transfere para lazım. Senin sporcunun elinde olduğu zaman gitmez ki o kadar para. O parayı getirirsin dersin ki al sana prim. Evet. Maç başı prim verirsin mesela. Yani Allah yardımcıları olsun. Yani ben hakikaten başkanlık çok zor hakikaten ya. İdarecilik çok zor. Hele ki amatör. Amatör olduğu zaman içinden çıkamıyorsun. Sıkıntısı büyük. Ne evin belli, ne şeyin belli. Yani Allah yardımcıları olsun. Peki hocam mesela işte amatörde herhangi bir geliri yok. Kulüplerimizin herhangi bir geliri yok. Yok, doğrudur. Bütün masrafları kendi ceplerinden karşılıyorlar. Tabii mesela işte az önce siz de dile getirdiniz. Biz sporcuları yetiştiriyoruz ama diğer takımların bunları lisans çıkarabilecek güçleri yok. Çünkü her bir lisans transfere girdiği için yaklaşık 1000 lira civarında bir maliyet söz evet. konusu. Peki maddi olarak kulüplerimize mesela ne gibi katkıları olabilir ilimizdeki kurumların? Herhangi bir fikriniz var mı bununla ilgili? Yani şimdi belediye kendi bünyesine alıp normal mevsimlik işçi olarak mesela çalıştırabilir, onların maaşlarını ödeyebilir. Bu bir külfettir tabii. Yani bir külfet olduğu için mesela 800 liraya, 1 milyara sporcu oynayabilir yani. Bu, asgari bugün, ücreti. Tabii bugün bütün sporcular da gelip bu şekilde oynamak ister. Belediyenin bünyesinde işte param, maaşım garantidir. Birer milyar alırım. Transfer parası vermeden de mesela onu öyle bağlayabilir yani. Çünkü daha önce bu yaşanmış olmuş şeyleri biz biliyoruz. Yani. Bu anlamda da işte belediyenin veya özel idareler gibi kurumların veya şey işte telekomun destek vermesi lazım. Bağlanırsa çok iyi olur. Peki hocam şöyle bir şey yapılabilir mi? Mesela diyelim ki sezon başında işte bir kurumumuz, valilik olabilir, valimiz, belediye başkanımız olabilir, il özel idaremiz olabilir. Mesela ortaya bir prim koysa, işte amatör ligde kim şampiyon olduysa atıyorum mesela 10 bin lira prim vereceğiz. Kim şampiyon olduysa hocam o parayı alıp o kullansa. Ya o 10 bin lira mesela şey hocam değil yani, yani. Şimdi tabii ki o lira, bir teşviktir. He, ha, 10 bin lira için demiyorum hocam. Yani ha. Bu 50 bin lira da olabilir, 20 bin lira da olabilir. Yani valiler genelde bu şeylere bakmıyor. Mesela özel idareler şey yapıyor. Gerçi onlar da şimdi valilere şey yapıldı da, bağlandı da. En güzeli yani belediye. Biz hep diyoruz ki belediye olsun. Ya da belediyemiz hocam. Yani şimdi baktığımız şimdi zaman belediye başkanımız... belki bizi dinliyorsa ya diyecekler hep belediye. Başkanımız yani her yıl bir şey belki yüzlerce sporcuyu dışarıya yönleriyor tabii hocam. Tabii şimdi nereye bakıyorsunuz? Belediye bağlı. Belediye bağlı olduğu zaman sıkıntı olmaz. Ve bir sürü proje yapabilirsin. O kulüp üzerinden bir sürü proje yapıp para da aktarabilirsin. Ve bizim mesela belediyeye bağlandığını düşünün bizim Bitlis'in. Sporcu sıkıntısı da olmaz ya. Yani. Şimdi Bitlis'te yetenekli kardeşlerimiz var ya. Evet. Yetenekli kardeşlerimiz olduğu için onlara bir iki takviye yapılır. Alttan gelen sporcularımız var. Biz sıkıntı yaşamayız yani. Yani maddi anlamda büyük bir paramız gitmez. Ama mutlaka bizim ilde bir takım çıkarmamız lazım. Kurumun da buna destek olması lazım. Yani mutlaka bir takım olması lazım. Bir ana takımımızın olması lazım. Çünkü şehre indiğiniz, baktığınız zaman konuşacak bir şey bile bazen bulamıyorsun. İnsanlar kahvede oturuyor. Ne konuşuyorlar? Televizyona bakıyorlar. Hocam 3 yıldır insanlar Bitlis'te bir futbol maçı izleyememiş. İşte hocam. Bak onu söylüyorum yani. İşte dediniz ya işte Bitlis Güzeller'e maçını herkes bekliyordu. Gidelim bir maç izleyelim. Güzel olur. O maçta oynanmadı işte. Sadece bir amatör maç. O da kendi grubunda. Bitlis'in şeyinde, Bitlis grubunda kim birinci olacak? Tatman grubu da daha değil yani. İnsanlar o hevesle o maçı bekliyorlar. Ben inanıyorum ki Türkiye'de Bitlis ili futbolda sayılı iller arasındadır. Seyirci bazında. Mükemmel, müthiş bir seyircisi var. Ha tamam bazen 2-3 tane çıkıyor yani o şeyi bozuyor ama inanın Bitlis seyircisi mükemmeldir. Bütün, her yerde var. Ya bu dünyanın her yerinde var. Evet. Şimdi bazen soruyorsun diyorsun ki ya işte
Ya futbol işte yapalım, takım kuralım. Ya işte kavga dövüş var. Ya dünyanın her yerinde var kavga dövüş. Ya geçen gün Galatasaray Fenerbahçe maçında oldu. Beşiktaş Fenerbahçe maçında oldu ya. Ya olmadı mı? Oldu işte. E şimdi burada olsa iki tane, üç tane insan bağırmış, yağırmış. Normaldir bunlar. Yani. Olacak yani. At, gönül ister ki olmasın tabii. Gürültüsü patırsın olsun ama bu da futbolun bir cilvesidir yani. Oluyor işte ya. Futbolun yapacak bir şey yok yani. Var. Peki hocam, 8 Ağustos stadyumunun son durumu nedir hocam? Yenilikler yapıldı yazın, çalışmalar vardı, bunu gördük. Ben birinci ağızdan alalım. Yani duvar vardı, duvar mesela şeyler dökülmüştü, sıvaları dökülmüştü, onlar onarıldı, tamir edildi. İçerinin işte soyunma odaları biraz kötü durumdaydı, onlar tamir edildi. Güzel oldu, kullanılır bir duruma geldi. Stadımızda, salonumuzda 24 saat hemen açıktır. Boya yapıldı galiba. Gece 12'ye kadar açıktır, 11'e kadar açıktır. Kim de gelip istiyorsa zaten saatleri orada yazılıdır. Gelip çalışıyorlar. Bir sıkıntı yok. Işıklandırma var. Gelip çalışıyorlar. Sağ olsun tek müdürümüz yardımcı oldu. Işıklandırma konusunda da iki tane daha ışık attık stadın içine. Yani gece de gelip takımlar çalışıyorlar. Yani mesela bir sporun güzeller espri gelip gece çalıştılar. Yani kar yağana kadar yağmadan önce. Bir de kapalı spor salonu var hemen yanında hocam. Kapalı spor salonunda da orada açıktır. Mesela voleybol maçlarımız başlamış. Erkeklerin bitti şimdi. Bayanların voleybol müsabakası var. Okullar arası. Devam ediyor onlar da. Şeyden sonra, 5'ten sonra zaten işte bazı kurumlar, bazı kesimler mesela gelip maç yapmak istiyorlar veya gelip orada antrenman yapmak istiyorlar. Vatandaşlar. Tabii yani bunları bilebiliyorsunuz değil mi hocam? Tabii herkese açıktır şey salonda. Yani onlar kullanabiliyor. Tabii tabii, bir sıkıntı yok onlarda yani. Peki hocam, az önce altyapıdan söz etmiştik. Sizin de altyapıya büyük önem verdiğinizi biliyoruz. Bu 15'lerde hocam ligler sona erdi ve siz yani Bitlis Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu. Bundan dolayı hocam sizi kutluyoruz. Sağ olun. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Valla işte şimdi kar yağdı ya, en büyük sıkıntı kar işte. Şimdi yarın bir gün bizi çağıracaklar federasyon, işte Siirt'te veya Batman'da veya Van'da işte filan tarihte edecek maç var. E nasıl gideceğiz yani? Evet. Geçen sene çağırdılar, iki hafta kala mı ne yazı geldi, karta göbekte, 1,5 metre, 2 metre kar var. Yani. Nerede çalışacağız yani? Bizim de o sıkıntılarımız var. Çalışamadık, gittik oynadık yani. Bu sene de inşallah fazla kar yağmazsa evet, çalışmalarımızı devam ettiririz. Bu sene inşallah iyi sonuçlar elde ederiz dışarıda. Antrenman falan yapıyor musunuz hocam? Antrenman yapıyorduk işte, şimdi kar yağdı, beklemeye aldık bakalım. Biraz soğuk olduğu için çocuklar üşümesinler. Bir de erken karanlık çöküyor evlerine. Erken gitsinler diyoruz. Yapmadık şu an. Bakalım işte havalar aç. Biraz ısınırsa, karı da yerden kalkarsa çalışacağız. Yani. Kaç tane sporcunuz var hocam bu 15'lerde? O 15'lerde 18'e yakın sporcumuz var şu an. Evet. 17'lerde 30'a yakın sporcumuz var. 18'lerde de bir 20'ye yakın sporcumuz var. Yani, normal A takımda kaç tane var hocam? A takımdaki yaşı büyük olan arkadaşlara biz mesela bıraktık onları. Sırf dedik bizim tabii 96'lı 95'li çocuklar oynasınlar. 98'li 97'ler oynasınlar dedik. Şimdi onlar oynuyorlar. Çünkü yaşı büyük olduğu zaman adam zaten çalışıyor işinde. Gelmesinin bir anlamı yok yani. Peki, hocam Bitlis'e yeni bir saha yapılacağı söylendi. Bununla ilgili bir bilginiz var mı hocam? Bu statla ilgili. Stat yapılıyor, evet. Güzel bir stat yapılacak. Doğal çim olacak. İnşallah. Ya işte tamam, yapılacak yapılacak da yani şimdi orada maç oynamadıktan sonra tamam, güzel bir şey. Belki yarın bir gün milli maç da verilir. Genç milli maç, A2 veya U19, A milli takım maçları verilebilir yani. Evet. Burada oynanabilir. Çünkü daha önce burada oynanmıştı Bitlis şehrinde. Orada da oynanabilir. Güzel bir stad olacak. Projesi güzel, her şeyi güzel. İnşallah iyi olur. Gençlik Spor bünyesinde. Peki, dilerseniz hocam kısa bir aradan sonra devam edelim. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yeah.
Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet hocam, dilerseniz programımızın bu bölümünde de Tatvan Gençler Birliği ile ilgili biraz yorumlarınıza başvuralım sizin. Önce bir geçen hafta oynanan maçların sonuçlarına bakalım, puan durumuna bakalım. Daha sonra değerlendirelim. Evet, geçen hafta Kurtalan Spor kendi sahasında Muş Spor'u ağırlamıştı. Muş Ovası Spor 4-1 mücadeleyi Kurtalan Spor kazandı. Batman Gercüş Bağlar Spor 2, Bingöl Çapakçur Spor 2, Girmeli Belediye Spor 0, Ergani Spor 0, Yüksekova Belediye Spor, Van İpek Yolu Spor ve Tatvan Gençler Birliği Diyarbakır Yol Spor mücadelesi hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bölgesel amatörlük ikinci grupta Cizre Basra Spor topladığı 21 puanda şu an lider durumda. Yalnız Tatvan Gençler Birliği'nin bir maç eksiği var. Tatvan Gençler Birliği şu an 4. sırada. 19 puanı var. Bu hafta da Ergani Spor'la karşılaşacaklar deplasmanda. Tatvan Gençler Birliği Spor. Evet hocam, şu an puan durumu ekranda. Şimdi bana göre Tatvan Gençler Birliği ve bu ligde mağlubiyeti olmayan tek takım Tatvan yani Gençler Birliği. İyi takım yapmışlar. Tebrik etmek lazım takımlarını, başkanlarını. Kimler özverili çalışıyorsa orada tebrik etmek lazım. İyi takım yapmışlar ve bana göre de bu gruptan çıkarlar inşallah. Playoff'a da gittiklerinde oradan da çıkıp 3. lige bitisi temsil ederler. Evet, Bingöl Çapak Spor mücadelesi de var. Aslında hocam bu önümüzdeki 3 hafta içerisinde çok önemli 3 mücadeleye çıkacak Tatvan Gençler Birliği. Ergani maçı var, Bingöl Çapakçur maçı var, Diyarbakır Yol Spor maçı var, ertelenen, içeride oynanması gereken. Şimdi Tatvan Gençler Birliği hemen hemen hepsinde yenebilecek kapasitede bir takımdır. Önümüzdeki haftanın programı hocam, Ergani Spor Tatvan Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Bingöl Çapakçur Spor, Girmeli Belediye Spor, Muş Ovası, Batman Gercüş Bağlar Spor, Mardin Spor, Kurtalan Spor ve Diyarbakır Yol Spor, Cizre Basra Spor mücadelesi oynanacak. Ayın 15'inde, yani hafta sonu pazar günü oynanacak. Tabii o maç da önemli. Diyarbakır Yol Spor, Cizre Basra maçı da. Bugün maçı programa da çıkmadan önce Tatvan Gençler Birliği Spor Kulübü 2. Başkanı Sayın Ali İleri ile telefonda görüşmüştük. Buradan kendilerine de selamlarımızı iletelim. Takımı yarından itibaren Diyarbakır'a göndereceklermiş hocam. Saha kapalı olduğundan dolayı orada en azından Ergani maçına hazırlanmaları için maçı, da aslında biraz da dert yanıyordu hocam. Biraz da dert yanıyordu. Hocam çünkü bu maddi bir külfet olacak. Tabii. Çünkü henüz bugün yarın günlerden Perşembe. Maç pazar günü. Yaklaşık 3-4 gün var. Önceden gidip takımını mesela orada kampa sokacaklar. Tabii, o da ayrı bir masraf. Tabii. Kolay değil yani. Evet, Türkiye Kupası'nda hocam çok iyi mücadele etti Tatvan Gençler Birliği. Çok iyi mücadele ettiği aldı ama çok zorlu bir rakiple eşleşti İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la. Nitekim buradaki maçı 1-0 kaybetti. Siz de maçı izlemiştiniz. Neler söylemek istersiniz hocam Tatvan Gençler Birliği'nin Türkiye Kupası'ndaki macerasıyla ilgili? Şimdi tabii onlar için bir handikap oldu İstanbul Spor'la eşleşmeleri. İstanbul Spor hemen hemen birincilik deneyimi olan bir takım ve sporcularını satmadığı, Fenerbahçe'de oynayan, Galatasaray'da oynayan sporcularla kurulu olan bir takım olduğu için mesela her zaman kendi sporcularıma da anlatıyorum. Diyorum ki inanın sizlerin mesela birinci ligde oynayan sporcularla fazla bir farkınız yok. Hemen hemen aynı ayardasınız. Ve o gün o maçı izlediğimizde de inan Tatman mesela hep diyorum mesela iyi takım yapmışlar. İyi mücadele, o gün çok iyi mücadele ettiler. İstanbul Spor'un kaç tane pozisyonu var? İstanbul Spor'un 2 tane pozisyonu var. 1-0'dan sonra işte bir tane düştü. Onlar da çıktılar saldırmaya başlayınca. Biri gol olmuş, biri de o. Yani 2 tane pozisyon. Ondan önce bir tane işte şeyin pozisyonu var. Tatman Spor'un pozisyonu var. Alex'in kafa vurdu. Kaleci var. Çok iyi çıkardı onu, çeldi mesela. Gol olacak bir pozisyon. Gol olmadı. Yani kaleci günündeydi. İyi konsantre olmuş. O topu çok iyi çıkardı. Evet. Ve ortada giden mi? Ha tamam, top biraz daha İstanbul Spor'da kaldı ama İstanbul Spor'un öyle bir pozisyonu yok. Yani sağdan geleyim, soldan gideyim işte organize hata falan. Ha ne yaptılar? Pas yaptılar. Yordular Gençler Birliği'ni. Ama Gençler Birliği bana göre çok iyi mücadele etti. Belki o gün biraz ürkmemiş olsa, İstanbul Spor'un adından ötürü ürkmemiş olsa inan belki yenebilirdi onu.
o gün sahadan galip ayrılabilirdi. Çok da güzel olurdu ayrılsaydı. Evet. En azından şeylere kalırdı, gelip yine burada biz maç izlerdik. Diğer takımlar gelirdi, maç izlerdik. Yine de o heyecanı bize yaşattıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Güzel bir organizaydı, iyi bir oluşum oldu. Ve insanlar güzel bir gün, atmosfer tabii, vardı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Bir sürü seyirci vardı. Dışarıdan işte İstanbul Spor'un sporcuları mesela geldi Bitlis'e. Bugüne kadar kaç sefer gelmişler? Bir de hocam kardeş takım olabilme gibi bir durumları da var. Geçen hafta Sayın Obalı da bunu dile getirmişti. Böyle bir görüşmeleri de var. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la kardeş takım olabilme gibi bir durumları da var. Ve önümüzdeki sezonda galiba sezon açılışını iki takım burada maç yaparak açacaklar. Öyle biliyorum yani. İnşallah. Ve o gün şeyi de unuttum. İyi bir dostluk da oluştu hocam. Çok iyi bir dostluk oluştu. Çok güzel şeyler oldu. Yalnız biraz hakem tabii ki inisiyatifini İstanbul'dan yana kullandı. Oradaki o sporcuların ağırlığından. İşte o İstanbul Spor olmasından ötürü biraz ağırlığını şeyden, takdir haklarını İstanbul Spor'dan da kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye'den yana kullandı diyorsunuz. Kullandı yani. Peki hocam ligdeki durumunu da az önce gördük. 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik. Siz de daha önce bu ligde görev aldınız. Yani Tatman gençler bile benim inancım çıkarlar yani bu grupta. Yani ben o inançtayım. İnanıyorum ki sporcular da o inançlarla... Sonuçta playoff'a kalacaklar. O niyetle, o inançla oynuyorlar maçları. Ben bir iki maçı izledim. Çıkarlar. Tabii ki playoff da var. Orada ayrı bir zorluğu var onun da. İnşallah başarılı olurlar orada da playoff'ta da. Ama tabii burayı geçmeleri lazım. Biz tamam geçer diyoruz ama mutlaka oynanmadan da kazanmıyor. Herkes diyordu ki işte İstanbul 4 tane 5 tane atar. Evet. Sen oynamadan maçı kazanamazsın ki. Onun için Tatman Gençler Birliği çıkacak yine aslanlar gibi. Peki hocam siz de maçlarını genel anlamda takip ediyorsunuz. Baktığınız zaman işte önümüzde bir transfer sezonu var, ara transfer dönemi. Mesela bu bölgede oyuncularını transfer ettiği zaman transferde hocam hangi bölgeye ağırlık göstermeleri gerekiyor? Ya onu hangi bölgenin sporcuları burada daha başarılı olur hocam? Çünkü malum kış şartları biliyorsunuz. Yani şimdi biz kendimizde de yaşadık bunları. Biz başka yerde oynadığımız dönem şampiyon olduğumuz takımda da bu bölgenin sporcusu her zaman olması lazım. Sen şampiyonla oynayacaksan bu bölgeden sporcu bulman lazım. Doğu ve Güneydoğu'dan sporcu bulman lazım. Özellikle Doğu bölgesinden. Sporcu bulduğun zaman çünkü adam hem bu doğa şartlarından etkilenmiyor, devam ediyor oynamaya. Hı hı. Hem işte gidiyorsun dışarıda zorluklar var. Adam 2-3 tekme attığı zaman korkmayan sporcu lazım. Bu tarafın sporcusu, ha ben demiyorum yani diğer tarafın sporcu korkar diye bir şey de yok. Mesela aldıkları sporcular iyi sporcular almışlar. Hakikaten iyi, cesur, kaliteli sporcular almışlar. Mesela hocam Vedat var, kaptan, Vedat Çoban. Ya adam iyi niyetiyle koşan, mücadele eden her tarafa özveriyle oynayan bir sporcu. Var yani kaliteli adamları var. Kalecileri olsun. Mesela geçen hafta işte olsun, stoperde oynayan arkadaşlar olsun, orta sahada oynayan arkadaşlar olsun. Var kaliteli adamları var ya. Yani bu ligi geçebilecek kapasitede sporcuları var. Hem de rahat geçebilecek. Yani inan mesela o takım bana göre mesela ben Kurtaran'ı izledim. Tamam o gün belki hani İstanbul maçından ötürü yorgunlardı. O maçı mesela hiç zorlanmadan kazandılar yani. Ki Kurtaran da şampiyonu oynuyor mesela. Hı hı. İyi takım yapmış, Kurtaran şöyle dediler, böyle dediler. Hani ben de tanıdığım için illa maça gel dediler. Ben de maça geldim işte onları izledim orada. O kadar iyi takım yapmamış yani orada. Takım o kadar iyi değil, o kadar övdükleri kadar değil. Çok iyi adam almışız dediler evet. Ama bir Tatman'ın mesela yapmış olduğu transferlikle iyi transferler yapamamış dedi. Yoksa normalde mesela ne maç oynadılar İstanbul Spor'da? Çok koştular, çok mücadele, büyük efor sarf ettiler. Eder bir seferde maça çıktılar yani. Zor yani, öyle kolay değil. Yani. Bugün ligdeki takımlar iki maçlısı da oynamıyor. İşte Galatasaray maç oynamış. Bugün diyor ki maçım cumartesi, pazara oynayalım diyor. Mesela bir gün şey yapmak evet. istiyor, yetenemek istiyor. Mesela adamlar çıktılar o gün çarşamba mı oynadılar? Pazar günü maç oynadılar Kurtaran. Evet. Kolay değil yani. Peki hocam geçen yıl sezona Hakan Keleş de başlamıştı Tatman Gençler Birliği. Yalnız son anda Hakan Keleş'le yolları ayırıp daha sonra ilerleyen haftalarda yerine başka bir hocayla devam ettiler. Bu yıl da hocam çok tecrübeli bir isimle anlaşmışlardı. Recep Bayık'la anlaşmışlardı. Geçtiğimiz haftalarda Recep Bayık'la da yollarını ayırıp bu kez yardımcı antrenör Mehmet Ali Çetiner'le devam etme kararı aldılar. Bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Şimdi o bizi fazla bağlayan bir şey değil tabii. Şimdi o başkanın, yönetimin tasarrufunda olan bir şeydir.
Yani içeride başka bir durum olmuş. Takım, takım bana göre mesela iyi gidiyor diyor. Değişmeyebilir ama yani onların tasarrufunda olan bir şey. Belki başka şeyler olmuştur içeride. Ne olduğunu biz bilemediğimiz için. Hı-hı. Aile içinde olduğu için. Öyle bir karar almışlar. Devam, diğer bir hocayla devam etmişler. Ona da başarı veririz. İnşallah başarılı olur. Takımı çıkarır. Evet. Fark etmez. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz. Kaptınız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben son olarak özellikle Bitspor ve Güzeldere arasında oynanacak maçta eğer oynanırsa tabii. Oynanırsa kim kazanırsa kazansın, dostu kazansın diyorum, Bitlis kazansın diyorum ve birlik içerisinde olsunlar. Hangi takım kazanırsa gitsin elini sıksın ve tamam biz gene birleşeceğiz. Bende hangi oyuncu iyi varsa sana gelsin, sen şampiyon olursan bana gelsin diye görüşmelerini, konuşmalarını istiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah karımıza fazla yağmaz, karın altında kalmayız. Evet, peki çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, sevgili Bitlis TV izleyicilerim, bir programımızın daha sonuna geldik. İlerleyen haftalarda tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle herkese iyi geceler diliyorum. Az anlatımıyla bilgiye, imana, İslam'a susamış gönlünüz yeniden yeşerecek. Faziletler Medeniyeti yarın akşam saat 20.30'da sizlerle.